Evet arkadaşlar, geçen videoda abone ol efekti nasıl yapılır onu anlatmıştık. Şimdi de abone ol efektimizi Adobe After Effects'ten nasıl render yaparız, Camtasia Studio'da nasıl birleştiririz videoyla onu anlatacağım. Şimdi öncelikle şöyle bitirdik ya. Evet, böyle bitirdik. Space'e basıp durduralım. Şimdi bu altta half var. Half. Ne biçim dil sürçmeleri yapıyorum ya. Çok komik. Yani normalde dışarıda konuşurken böyle hatalar yapmıyorum ama bu acemi his tabi, videoyla konuşmak başka oluyormuş arkadaşlar. Artık devamlı video çeke çeke size daha iyi konuşma sağlayacağım. Daha iyi bir konuşma sağlayacağım. Şimdilik artık hatalarımızı affola. Şimdi bu half'ın yanında şurada toggle transparency grid var. Ona tıklıyoruz. Videomuz transparan oluyor. Yani abone efektimiz daha doğrusu transparan oluyor. Eğer bu sekmeye tıklamazsak o zaman arkası siyah oluyordu gördüğünüz gibi. O zaman videoya koyduğumuzda videonun orası kesilir. Orası siyah olur arkadaşlar. Onun için bu transparan tuşuna, şuradaki transparan tuşuna muhakkak basmamız lazım. Şimdi bastık. Ondan sonra ne yapacağız? Şimdi Composition'a geliyoruz buradan. Buradan Pre-Render diyoruz. Buradan ya aslında şeyden Adobe Premiere'den yapsak QuickTime MOV formatlı yapmamız gerekiyor ama Camtasia MOV'u desteklemiyor. Onun için transparan alınmış AV yapsak da olur. Bu arada bunların RGB alfa olmasına dikkat ediyoruz. Sadece RGB ise düzeltelim. RGB alfa yapalım. Burada da bir de audio output'un off olmaması lazım. Out olsun. Sonra okey diyoruz. Buradan output'tu. Yani adı ne olacak? Nereye kaydedilecek? Buradan masa üstüne kaydedelim. İsmini değiştirelim. Sinan abone ol efekti. Tamam, böylece kaydedelim. Sonra render'a basıyoruz. Ve renderlamaya başlıyor. Yani kaydediyor, çıktısını alıyor.
Evet, az kaldı bitmesine. Bu sesi duyduğumuzda, drink sesini duyduğumuzda render bitmiş demektir. Artık Camtasia stüdyomuza geçelim. Bu önceki çektiğim video. Şimdi buradan Sinan abone ol efektini alıyoruz. Camtasia stüdyonun şu Track 1 ile Track 2'de asıl video var. Bu attığımız animasyon onların sonuna gelmesi lazım, üstüne gelmesi lazım. Şöyle biraz daha. Merhaba arkadaşlar. Ben Sinan Öksüz. Bugün siz şöyle geçelim. Biraz hızlandıralım. Profil fotosunu yapacağım. Böyle atıyoruz. Buradaki üçgen tuşundan alt sekmeleri açıyoruz. Burada transform'dan skale var. Onu sağdan sola böyle küçültüyoruz. Eşit bir şekilde. Yanlardan tutmayın çünkü yanlardan eşit bir şekilde olmuyor. Bu skaleden yapmanız lazım. Evet. Şunu biraz daha şey alalım tabii tam. Şöyle baş alsak. Yok olmaz. Tam ayarları açtığımız yer. Heh, burası uygun. Tam şuraya girdiğimizde alalım. Evet. Şimdi animasyonumuzu attık. Buradan share var. Buradan local file diyoruz. Buradan MP4 only 1080p'yi seçiyoruz. Ondan sonra adını yazıyoruz. Diyelim. Abone ol animasyonu diyelim. Bu zaten Camtasia belgelerdeki Camtasia klasörüne kaydediyor. Son diyelim. Böyle renderlamaya başlıyor. Bu bittiğinde videonuzu Camtasia'nın klasöründe bulabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.